Kabah antik kentine geldik. Burası Puuk rotası. Uşmal'den başlıyor. Kabah, Şlapak, Sayil, Loltun mağarası olarak devam ediyor. Şimdi o maskeler tapınağındayım. Tanrı Çak'ın sivri çenesiyle, portreleriyle ünlü, ünlü Maya griflerinin de olduğu tapınaktayım. Şimdi buraya gezeceğiz. Bunlar Tanrı Çak'ın maskeleri, ağzı, ağzında dünya. Sayısız, gördüğünüz gibi rölyef var burada. Bunların bir kısmı sadece oyulmamış olarak, taş olarak burada duruyor. Biz buradan şunu anlıyoruz ki, bir yerde atölyede yapılıp buraya yerleştirmemiş. Önce bu kireç taşları buraya yerleştirmiş, daha sonra oyulmuşlar. Kabah bir dizi tapınak ve sarayın yanı sıra daha küçük piramitler ve anısal bir kapıdan oluşuyor. En ünlü ve en önemli yapısı bu yağmur tanrısı Çak'ın koca burunlu 270 maskesiyle kaplı muhafızlar tapınağı. Tanrı Çak'ın burun deliklerine yerleştirmiş meşaleleri hayal edin. Tapınağın ön cephesiyle gece gökyüzü pembe, hava tütsüyle dolu, tüm ayinlerin yapıldığı alan burası. Tam tapınağın ön yüzünün aşağısındaki podyum. Yağmur tanrısı Çak dünyanın dört köşesini tutmaktadır bu betimlemelerde. Bu kült Olmek çağına kadar uzanır aslında. Çok daha eskilere, milattan önce 2000'lere kadar Amerikan Olmeklerine kadar uzanıyor. Gök gürültüsü ve şimşeklerle Çak kendini gösteriyor. Eski burası da Kabah'taki ikinoğlu yapı. Burada görüyorsunuz o kuyruk biçiminden, çatı işlemelerinden ve sütunlardan biraz da bizim doğru andırıyor. Bahsetmiştim. Burada çift sıralı sütunlar da kullanılmış. Bunlar Puuk biçimi olarak geçiyor. Yani geç klasik dönemin Toltek ve yerel Yucatec mimarisiyle daha önceki klasik Maya'nın birleşimi. Gördüğünüz gibi sütunlar. Hemen hemen benim boyum kadar uzanan sütunlar. Saat bir yolculuktan sonra Kabah'tan Puuk yolundan çıkıp Mayapan antik kentine geldik. Chichen Itza'daki Castillo'nun, yani salyangoz demek olan Castillo'nun gözlem evinin burada bir basit, görece kolay bir kopyasını görüyoruz. Çakma bir kopyası. Burada da Kukan piramidinin, Castillo'nun daha doğrusu, düzeltiyorum, Chichen Itza'daki yine küçük bir versiyonu ve başarısız bir versiyonu aslında görüyoruz. Tolteklerin elindeki Chichen Itza'dan bahsetmiştim, Chichen kentinden. Chichen, klasik Maya kenti 1224'te milattan sonra terk ediliyor. Ve kısa bir süre sonra sahneye başka bir halk çıkıyor. Bunlar Itzanal denen halklar ve Maya kültürüyle birlikte onlar da bir müddet yaşıyorlar. Toltekler eninde sonunda Yucatan yerleri tarafından benimsenmiş olabilirler ama Itzalar hiçbir zaman Mayalar tarafından tam olarak benimsenmemişler ve hep alçaklığa maruz bırakılmışlar güçlerini kaybettikten sonra. İtzalar hep alçak, yabancı, dilimizi bozuk konuşan adamlar olarak Maya tarihlerinde betimlenmişler. İtzalar uzun orman yolculuklarından sonra güneyden gelen yabancılardı. Ve Çişen'e dediğim gibi terk edildikleri zaman Toltekler tarafından yerleştiler. Tıpkı Toltek lideri gibi Kukukan lakabı takmış İtza lideri. Ve doğum tanrıçasını da Maya yurduna getiren o olmuş. İtzalar milattan sonra 1263'te Mayapan kentini kurmuşlar. Bu gördüğünüz bu küçük Mayapan kentini. Yucatan'a Meksika kökenli Ok ve Yagida tanıtan onlar olmuşlar, İtzalar olmuşlar. Mayapan başkent olmak üzere Yucatan bir müddet birleşmiş. Yani burada bizim antik Yunan polisleri, şehir devletleri gibi Maya devletlerinden bahsetmiştik. İtzalardan sonra artık burada Mayapan merkezli, tam olarak bir imparatorluk, bir devlet demesek de kısa süreli de olsa bir devlet oluşmuş. Tıpkı İskender'in zamanında olduğu gibi. Mayapan'ın Kukulkan piramidinin hemen aşağısına oturdum. Yukarı çıkanlar da var ama çok dik ve dar merdivenler, tehlikeli, umarım düşmezler. İki tane çocuk yukarı çıktı. Mayapan döneminin huzursuzluğunu yansırcasına dediğim gibi savunma duvarlarıyla çevrili. Nüfusu sadece 12 bin ve Chichen Itza'daki karakolun basit bir taklidi olan Kukulkan Tapınağı'nın şehrin merkezine, bu tapınağı merkeze inşa etmişler.
Tapınağın etrafında soyluların kagireleri varmış. Ve şehrin dışına doğru sıkış tıkış normal yerli Maya halkının yaşadığı saz damlı berbat evlerde yaşarlarmış Mayalarda. Maya bölgesinde böyle bir kent daha önce hiç görülmemişti. Çünkü kent zorla alınan vergilerle, Mayaları yıpratan vergilerle yönetilebilmiş, geçinmiş. Surlar olabildiğince fazla kuyu, yaklaşık 2000 tane kutsal kuyu, yani Seyento'yu kentin içine dahil etmiş. Ve özellikle bunlardan büyük olan bir tanesi bilerek dışında bırakılmış. Bu 2000 sene öteden bu piramidin altına tüneller açılarak su getirilmiş. Bu dışarı kasıtlı bırakılan kuyu ise büyük bir senote ve bu senote içinde canavar yaşayan kutsal bir yer olarak bugün de hala yöre halkını huşu içinde bırakıyor. Yaşlı bir adam kuyuya girip çıkan tüylü bir yılan görmüş. Bu da hani o Quetzalcoatl ya da Kukulkan tüylü bir yılan efsanesini hatırlatıyor. Bu sebeple hala günümüzde bile Mayalar o kuyuya yaklaşmıyorlar, dışarıdaki kuyuya. 2000 senote küçük senote ise şehrin surları içinde Mayapan'da duruyor. Uğursuz kurak bir dönemde 1444'te İssalı Mayapan kralı yağmur tanrısının kendisini bağışlaması için kendini Çiçen'in ünlü kuyusuna atmış. O Çiçen İssa'daki kuyu göstermiştim Grand Senate. Ve Çiçen İssa'dan sürülen İssalar bir kez daha kendilerini ıssız ormanlara dolanır bulmuşlar ve daha güneydeki o Guatemala sınırındaki Peten İssa gölüne geri dönmüşler. Kent bugün Guatemala'da dediğim gibi Flores kentiyle örtülü. Issız bir yer olduğundan gözden uzakta kalmışlar onlar. Dolayısıyla 1524'te Cortes Peter üzerine giderken onları görmüş ama rahat bırakmış. Onları ele geçirmemiş. Ve bu son Maya krallığına ancak 17. yüzyılda boyun eğdirmek istemişler İspanyollar. 1695'te iki tane Fransisken rahip bölgeye gelmiş ve gölde hepsi çiçeklerle bezeli, davullarla, sopalarla müzik yapan kanolar görmüşler. En büyük kona da İssa kralı varmış. Son Maya kralı Kanek. Çok ilginç bir hikaye. Adı 20 yılan yıldız demek. Son Maya kralı altın bir taş takıyormuş ve kulaklarında altın diskler varmış. Mavi sandalları altın diskleriyle bezeliymiş. Ve Kanek Fransisken öğretilerine yüz vermemiş. Onları kabul etmemiş. İnanması güç ama Tayasal, yani o bölgedeki Tayasal ancak 1697'de İspanyollar tarafından teslim olmuş. Onlara teslim olmuş ve düşünün 1700'den bahsediyorum. Yani Newton o yer çekim yasalarını çıkardığında hala burada Son Maya kralı rahipler hala kendi yörüfler kitaplarına ilahiler okuyordu burada. Ayinler yapıyordu, tütsüler yapıyordu. Yani yaklaşık 300 sene önceden bahsediyorum. Ve Mayapan kralı yıkıldığında tüm yarımada 600 yıl önceki gibi şehir eletleri dönemine geri dönmüş. Bu şehirler İspanyollar tarafından seçilip Maya yapıları, sömürge yapıları altında gömülü kalmış. Böyle de bir ilginç bir Mayaların son bir hikayeleri var. Biz de burada artık Mayapan'dayız. Bu tarafı da artık tamamladık. Daha artık geldiğimiz yere doğru, turma doğru bugün döneceğiz. Orada da bahsedeceğim. Bu arada burada bir balıkçı tapınağı var, ünlü, freskleriyle ünlü. Orayı da size göstermeye çalışacağım. Mayapan'ın Kukulkan tapınağındaki freskleri görüyorsunuz. Orada kutsal, ketsal kuşları, ortada bir tanrı, yüzünü gördüğünüz gibi çıkarmışlar, onu müzeye koymuşlar. Yine bu tarafta da yine tanrı ve yukarıda bir tane daha figürü var. Demin gösterdiğim freskler burada, Kukulkan tapınağı burada. Demin bahsetmiştim, 2000 senete vardı şehrin içinde. Bakın hemen tapınağın dibinde görüyorsunuz. İçeride muz ağaçları da var hatta. Bir senote var. Hala içinde su var, görebiliyorum ben buradan. Böyle küçük küçük bir sürü senote var. Biraz daha ilerleyince burada balıkçılar tapınağı da var, o fresklerinden bahsedeceğim. Onu göstereceğim. Hemen sağda ise o gözlem evi, Şenisa'daki onun kopyası, karakolun kopyası. Hemen burada ileride. Şurada Maya yazıları da görünüyor. Burası işte La Sala de los Frescos dedikleri yer. O bahsedeceğim şeyler, freskler burada. Duvarlara çevrili Mayapan kentinde bu da bir balıkçı tapınağı. Temple of the Fisherman boyalı yer tabanında farklı deniz canlıları resmedilmiş. Burada onları görebiliyoruz. Renkleri güzel korunmuş. Kameradan büyük ihtimal zoom yapamadım. Göremiyoruz ama burada gayet güzel renkleri korunmuş. Kırmızılı, mavili. Bu da aslında o dönemde Maya hiyerogliflerinin ne renklerle bezendiğini bizlere gösteriyor. Şurada bir yengeç gördüm. Çeşitli balıklar var. Thank you.
Şimdi Anadolu'da nasıl böyle her yolda, köyde karşımıza bir Roma yapısı, antik Yunan yapısı vesaire çıkıyorsa, bir kale, bir tapınak. Meksika'yı gezerken de sürekli karşınıza böyle Maya harabeleri vesaire çıkıyor. Şimdi Maya Pan'dan yol üstünden devam ediyoruz. Merida ve Tulum'a doğru devam edeceğiz. Hemen karşımıza bir yapı daha çıktı. Şu an Akanke antik kentindeyiz. Burada bilerek böyle arabadan bahsediyorum. Hemen göstereyim, şöyle arabanın yolun karşısında bir piramit. Hemen yolun kenarında sıradan bir şey, insanlar dönüp bakmıyor bile Maya piramitlerine. İlginç yani. Dokuz buçuk Tulum'daki otelimize geldik. Ortam bu şekilde. Çok uzun bir yoldan sonra vardık otele. Birazdan bahsedeceğim, tecrübelerimi aktaracağım. Hayatıma böyle yol yapmadım. Tavsiye etmem. Niye akşama kaldım bilmiyorum. Böyle bir girişi var. Şu falan dışarıda. Odaya böyle giriyoruz. Burada bir eski Tulum bu arada. Burada bir banyosu, tuvaleti var. Oda bu şekilde. Yatağı. Arkada da bir balkonu var. Dışarıda bir de duş var sanırım. Şimdi bir yoldan bahsedeyim isterseniz. Biz Tulum'a saat 9.30'da vardık. İşte Uşmal'den, Kabah'tan devam edip Mayapan'dan Akanka'ya uğradık ve Merida'ya yakın bir noktadan otobandan devam ettik. Otobana 80 peso ödedik ama çok da girmeye gerek yokmuş. Zaten yapım şeyindeydi. Genelde tek yöndü. Sonra Valladolid'e kadar öyle geldik Şenisa üzerinden ve Valladolid'den sonra Koba yoluna girdik. Koba yoluna kadar ormanlık yoldu. Koba yolundan sonra Tulum arasında yine bir çizgiler vesaire vardı. Ama şöyle söyleyeyim, Valladolid'den Koba'ya kadar yoğun, sık bir ormanın, birleşen bir ormanın içinden bir yoldan geldik. Yolda karanlığa kaldık bu arada tabii. Yolda hiç ışık yoktu doğal olarak. Yerde çizgiler de yoktu. Ormanla zaten yol birleşmiş. Karşına arabalar geliyor, kiminin farı yok. Kimisi geniş otobüs, modifiyeli böyle farları olsa bile iki yandan büyümüş. Kimisinin tek farı yanıyor. Kimisinin uzunları full açık. Böyle ben 7 katada da araba sürmüşüm yani. Pasta, Atlaslarında falan düşürdüm akşamları. Böyle yol görmedim yani. Bir ara yağmur döküştürdü. Silecekleri çalıştırınca iyice etraf süs pus pus oldu. Bayağı bir şeydi. Değişik bir deneyim oldu. Bilmiyorum, bir değişik oldu. Değişik bir tecrübe oldu. Bir 3-4 saat yol yaptık. Ben bu planı 3 sene önce yapmıştım. Hangi kafayla yaptım? Bilmiyorum nasıl böyle bir akşama denk getirdim. Tulum'a kadar geldik ama dediğim gibi Cancun-Tulum arasındaki otobandan gelirseniz, otoyoldan akşam vakti olur. Ama dediğim gibi daha iç taraftan, Valladolid'den gelecekseniz, Koba yolundan geçip ormanlık aralığından geçecekseniz akşam geçmeyin. Gündüz yol yapmaya çalışın. Değişik bir tecrübe oldu hakikaten. Zor geldik. Göz gözü görmüyor. Öyle bir ortam. Neyse geldik. Akşam şimdi Tulum'dayız. Birazdan yemek yiyeceğiz. Tulum'da, Meksika'da saat 12. Ben bu saatlerde işe başlıyorum. İşe başlarken demek ki burada böyle bir ortam varmış. Pandemi sebebiyle bir de tüm ülkeler kapalı, Asya kapalı. Bütün gezginler, hippiler, bütün hepsi neredeyse Meksika'da. Tulum'da onların hepsini gördük. Böyle bir yer geldik. Palma Central ismi. Palma Central, Tulum'a yolunuz düşerse böyle bir yer var. Böyle her ülkenin farklı mutfaklarından yerler var.